Mesela şuradan gidince Saat Kulesi'ne çıkıyoruz. Ha buradan nereden gidersen, mesela oradan gidersen, şuradan gidersen Saat Kulesi'ne çıkıyoruz. Döndüğümüzde bak hemen kale arkamızda. Şehrimizin mesela hem simgesi kale ve Saat Kulesi. Tarihi geçmiş olduğu için yenilediler. Hani bu şekil daha güzel oldu. Zaten olan bu, başka bir yer yok ki abi. Hoş abi, Bayburt'u güzel tanıt ha. Abi ki kardeşim, sen de tanıtalım. Seni tanıtma, bir tanıyan tanıyor. Şu an Bayburt Çoruh Nehri kenarındayız, yürüyoruz. Miras gibi bir şey bu, kalmış bize böyle. Uzun yıllardan beri Bayburt'un Çoruh Nehri hiç değişmiyor, hep böyle yani. Bu durumdan gerçekten mutluluk duyuyoruz. Burası da işte Cumhuriyet Caddemiz bizim. Yani mecbur buraya gireceğim, buraya girmedim mi olmuyor. Birini aramak istiyorsan buraya geleceğini. Buradan başka bir yerde bulamazma şansın yok. Buradan gidiyorsun, bir de aşağı tur attın mı tamam. Bitti. O gün Bayburt bitti. Ondan sonra git eve, yat aşağıya. Harmanlanmış bir kültürel yapımız var. Ne Doğu Karadeniz'iz ne Doğu Anadolu. Ortada böyle kalmış bir vilayetiz. Küçümsemek adına değil, kesinlikle köy gibi bir yer. Sabah gördüğümüz akşam yine çarşıda görebiliyoruz yani. Bence bu çok güzel bir şey. Tanıyoruz sonuçta hepimizi. Zarar gelmeyeceğini biliyoruz. O yüzden yani güzel küçük olması, insanların birbirini tanıması, yabancı yok yani. Sakinliği tabii, huzur, sanki havası, henüz daha bozulmamış bir havası var. Güvenilir şehir o yani. Yaşamaktan da mutluyuz yani. Hiçbir silahlı şiddet olayının yaşanmadığı tek bir il var. Neresi? Bayburt. Şiddet İstanbul'da, Bayburt'a huzur Bayburt'ta. Bayburt'a selam olsun diyelim. İmkanı yok, iftar saatinde kimseyi göremeyiz. Çünkü herkes evinde ailesiyle birlikte iftar saati. İnsanların kafası rahat yani, huzursuzluk yok, güvenilir. Yani o yüzden rahatız, mutluyuz. Mutluyuz ya, yani küçük bir anekdot anlatayım. Bizim belediye döneminde bir yol yapıldı. Ya yola çizilen çizgi bile insanı mutlu etti, sayfalarda paylaşıldı. Ya bu çizgi bu. Bir şey değil, en küçük şeylerle mutlu olmayı biliyoruz biz. Nerede Bayburtlular? Gezi olayları oldu Türkiye'de. Türkiye'nin her tarafında gösteriler yapıldı. Ama Bayburt hiçbir şekilde onlara pabuç bırakmadı. Dimdik durdu. Memleket sevdanız için sizlere çok teşekkür ediyorum sevgili Bayburtlular. Burada öyle şeyler olmaz. Yani öyle protestodur işte, çıkayım orada bayrak tutayım, burada onu yakayım. Yok, bizim burada olmaz öyle şeyler. Protesto hiç olmuyor. Yok, olmuyor. Biz devletçi ve milliyetçiyiz. Bir kere onu söyleyeyim. Kemikleşmiş bir yapımız var bizim. Bizde şöyle bir tabir vardır. Ya Bayburt'un en azılı komünistinden bile bir şey olmaz. Bayburt'un kodlarında vatanını, milletini üzecek bir şeye kesinlikle yer yoktur. Buralar Dede Korkut yurtudur. Korkut Ata ne diyor? Dedem Korkut der ki evet, vardır düğün dernek davet, fakat Oğuzlarda devlet olmaz dedikoduyla. Bu dörtlük biraz Bayburt'un kodlarını anlatıyor. Böyle devlet konusu olduğunda itiraz etmeyen, çok öyle devletin aleyhine oluşabilecek oluşumların, daha doğrusu içinde bulunmayan insanların yaşadığı bir coğrafya. Muhafazakar bir yapımız var, yenilikçi bir yapımız var ama yeniliği çok çabuk kabullenemiyoruz. 15 yıldır Bayburt Üniversitemiz sayesinde farklı illerden gelen ama kendi kültürüyle gelen gençler, buradaki bizim gençlerle kaynaşarak bir hafif bir kültürel erozyon oluyor ama insanlar biraz böyle medeniyetle tanışıyor, dostluklar kuruyorlar, arkadaşlıklar kuruyorlar ileriye yönelik. Ki üniversitenin hem kültürel hem ekonomik olarak bir şehrin değişmesinde çok önemli rol modeli oynayan bir kurum diye düşünüyorum. Gençler açısından gelişmedi bence Bayburt. Hani sosyal alanlarımız yok, etkinliklerimiz yok. Yani yapabileceğimiz fazla bir şey yok. Sadece buradayken aileyle çok güzel vakit geçirebiliyoruz. Çünkü dışarıda yapabileceğimiz bir şey yok. Sinema, kütüphane, oyun alanları olsun isterdik. Eğlenmek için ve öğrenmek için. AVM, büyük bir AVM. Bence bu büyük bir eksiklik Bayburt için. Gerçek bir AVM istiyoruz. Çünkü aradığımızın tamamen evet bulamıyoruz. İnternet üzerinden başka yerlerden sipariş vermek zorunda kalıyoruz. Ama burada olursa bence daha sağlıklı olur diye düşünüyorum bizim açımızdan, alışveriş açısından. Yani burada sosyal faaliyet, futbol, halk oyunları, işte boks müsabakası, işte cirit, bunlar var. Hoppa!
babam, amcalarım. Biz hep halk oyunlarıyla uğraşıyorduk. Oynuyordum da dedim ki bu işi de gelenek olarak sürdüreceğim. Girdim kursuna, kazandım. Halk oyunları öğretmeni olmaya hak kazandım. Geldim, görevimin başında şu anda halen devam ediyorum. Minik minik öğrencilerim de var, kız öğrencilerim. Kültürümüz bitmesin, kültürümüz yok olmasın, unutulmasın diye. En çok Baksı Müzesi'ne gitmeyi seviyorum. Baksı Müzesi sayesinde Bayburt tanındı yani. O proje çok sevildi ve tutuldu. Fark edildi yani. Çok turist alıyoruz Baksı Müzesi için. Güzel yorumlar da alıyoruz. Siz sevdiniz mi? Evet, çok sevdim. Çok anlamlı olan yerler var. Çok güzel bir konumda bence. Çok güzel bir yerde. Baksı Müzesi'nin kurucusu Profesör Doktor Hüsamettin Koçan Bey de 1946 yılında Baksı'da doğuyor. İlçokulu köyde okuyor, çocukluğu da köyde geçiyor. Yalnız o dönem bölgede olduğu gibi onun baba da gurbetçi. Çocukluğu hep baba özlemiyle, baba hasretiyle geçmiş. Bu tepeye gelir, sizin bir tepeden çıkıp ilk burayı gördüğünüz bir tepe var ya, o yöne doğru bakarmış. Uzaktan bir insan figürü görse hep babasını hayal edermiş. Acaba bu Celen babam mı diye. Bu gurbet içinde bir ukde oluşturuyor. Kendi kendine hep şunu soruyor. İnsanlar doğdukları topraklarda doyarsalar göç olmaz. Göç de olmasa benim çocukluğumda çektiğim baba özlemini, baba hasretini şu anda köyde yaşayan çocuklar çekmesin. Asıl amaç bu, hikayede bu. İşte yaklaşık 20 yıldır da bunun inşaat döneminde olsun, atölyelerde olsun bu bölgenin insanları çalıştılar, kazandılar, ürettiler. Mutlu oldular tabii. Burada aldıkları ücretlerle hayatlarını idame ettiler yani. Tabii çağdaş sanat bizim kültüre biraz uzak. Biz daha yerel olanlarla ilgileniyoruz, şey yapıyoruz ama ben burada şunu gördüm. Tabii ki çağda sanat, hani insan farklı psikolojiyle baktığı zaman farklı yorumlar getirdiği için insan beynini de zinde tutuyor, çalıştırıyor. Bunlar yine kurucumuz Hüsamettin Bey'in çalışması. Gitmek mi kalmak mı demiş. Gitmek mi kalmak mı derken o renkli olan gurbete giden mutlu. İşte diğeri paslı olan köyde kalmış, acı çekmiş, hasret çekmiş, özlem çekmiş, üzülmüş, o hale almış. Giden mi kalan mı diye de isimlendirmiş kendisi. Dışarıdan bakıldığında da buranın yaşam tarzı hani gerçekten dışarıya göre belki biraz hani onlara göre garip gelebilir ama hani bize göre çok şirin bir şehir yani burası. Biz burada yaşamaktan memnunuz ama işte iş olana olmadığından dolayı da göç oluyor yani. Mesela bir yere girdiği zaman çoğu zaman da asgari ücret pek nadir burada verenler ama o yüzden bırakıp gidiyor, dışarıda çalışıyor. İşsizlik burada çok yani gerçekten çok büyük bir şey var yani, işsizlik var. Ya işsizlik olmasa burada niye göç olsun? Hala bu zamana kadar burayı bekliyorsam o da ailemin burada olmasından sebep. Yani ben onun için bekliyorum burada. Yoksa ben ne bırakır giderdim? Yani şu an bütün gençlerle konuşun, hepsi dışarı gitmek ister. Niye? İş yok. Çalışmak istiyoruz ama işimiz yok. Bayburt'un en büyük sorunu işsizlik. Benim gibi birçok genç iş arıyoruz ama bulamıyoruz. Özel yerler yok. Yani sürekli devleti bekliyoruz kadro ataması için. Ama maalesef her zaman mümkün olmuyor. Bütün bölümler farklı çünkü atamaları da farklı oluyor. O yüzden biz de hani bulabildiğimiz kadar böyle daha kendimize uygun işleri bulursak çalışıyoruz. Bulamazsak göç ediyoruz. Kadınlar açısından bence iş konusu çok büyük eksiklik. Zaten hayat kısa. Bir de bir gurbette oldu mu işte o zor yani. Şimdi eskisi gibi gidip hani o oğlum gelinim yanında da kalamıyorsun yani öyle. Hani son İstanbul'da araştırmalara göre Tunceli bizden biraz yok, daha... Yok, en az nüfusa sahip şehir. Tunceli. Bayburt mu? Hayır, Tunceli. Öyle mi? Evet. Biz biraz büyüdük. Öyle mi? İnşallah daha da büyüyeceğiz. İnşallah. İnşallah yani. Bir önceki yıl, 2021 yılındaki nüfus sayımına göre biz 2 milletvekili çıkarıyorduk. Bakınız. Yani 2022 sayımları milletvekili seçimlerinin yapılacağı
yıla denk geldi ve düştük. Bire düştü milletvekili sayımız. Yani buralarda dar bölge seçimi gibi bir milletvekili. Yani kim güçlü kesin o alacak gibi. Yani böyle bir karşıda rakip çekişmenin olmadığı bir yerden de çok sağlıklı sonuçlar çıkmaz, doğrudur. Bayburt, Anadolu'nun yurt olduğu 1071'den önce de Türklerin yaşadığı bir şehirdir. Öyle bilinir. Tarihte iki kez Rus işgali görmüş, büyük acılar yaşamış bir şehirdir. Buradaki vatanseverliğin ölçüsünü anlayabilmek için buralara bakmak lazım, gerilere bakmak lazım. Siyasal anlamda çok partili döneme geçtikten sonra değişkenlik olmuş. Baktığımızda en son seçim zaferi Sol'un Bayburt'ta, ki buna Erzurum'da dahildir, 1973'tür belediye seçimleri. Ondan sonra hep genelde merkez sağ, Milliyetçi Hareket Partisi'ni bunun dışında tutabiliriz merkez sağ. 1999 ve ardından 2019 yılında iki dönemi var. Onun haricinde merkez sağ partilerin idare ettiği bir şehir Bayburt. Milliyetçi, muhafazakar, milliyetçilik dindarlıkla eş olarak yürür. Bana dediler ki Özal bu illeri seçim için yapıyor. Hayır, asla. İl yapılan dört yerimiz: Bayburt, Aksaray, Kırıkkale ve Karaman. 26 Mart seçimlerinde bir Bayburt'ta biz belediyeyi aldık. Diğer yerlerde almadık. Bayburt tarihte iki kişiyi çok sevdi. Biri Turgut Özal. Turgut Özal Bayburt'u il yapan kişi. İllik davası bir 50 yıllık olaydı. Recep Tayyip Erdoğan da burada Özal kadar çok sevildi, destek görüyor. Bayburt'ta şöyledir, hep şey, iktidara şey yaparlar. Ben muhalefet tarafından yer aldım ama yani diyelim ki mesela Cumhur İttifakı falan oluşmadan önceki parlamenter sistemi düşünelim. Orada mesela herkes kendisini şey yaptığı için Bayburt her zaman iktidara. Mesela anavatan geldiyse anavatandır, milletvekili de belediye başkanı da. İşte değişirse yine değişir, değişirse var. Yine değişir. Hep iktidardan yana. Neden? Artık güçlünün yanında yer aldılar herhalde, o yüzden. Sorsanız hiçbir eğilimi yok. Sadece böyle bir mesela bilinçli olarak ben şunu tutuyorum, bunu tutuyorum demezler. Sadece iktidar oynarlar. Ya bunun bir eğilimle alakası yok. AK Parti'ye burada gerçekten çok bir önem var, çok büyük bir şey var, sevgi var. Ama işte mesela bizden örnek olursa, mesela gençlerden, ya da işte ne bileyim bir siyasi partici geliyor, işte diyor ki işte bana oyunu ver, seni oraya sokacağım, şuraya sokacağım, buraya sokacağım diyorlar ama bir şey yapmıyorlar. Ha, bu yüzden de siyasi pek yani şey bakmıyoruz. Hani ben mesela kendi şahsım adına söyleyeyim, ben bu sene pek sıcak bakmıyorum yani. Daha çok davalarımız hep İslam yönünde oluyor. Burası İslam'a gerçekten fazla değer veren bir memleket. Yani inanç üzerine hareket ediyoruz. Bizim davamızı kim destekliyorsa ona veriyoruz genelde oyumuzu. Genelde buranın yerlileri İslam desteklediği için hani ona daha çok oy veriyor, daha çok destekliyor, onu destekleyeni. Şey, AK Parti. Evet, evet. Şu an o yani günümüzde. Erdoğan sağ olsun. Öyle yani. Sürekli Bayburt iktidara vermiş. Şimdi şunu sormamız lazım. İktidar Bayburt'a ne vermiş? Hocamı dinlerken o aklıma geldi. Mesela ne eksik? Peki bu eksiklikleri neden tamamlayamıyorlar? Bayburt gerekeni yapmış. Diğerleri niye gerekeni yapmamış bu memlekete? İstihdam diyor. Kim sağlayacak bunları? Oysa biz muhalefette değiliz. Biz hep sürekli iktidardayız. Bu soruyu da ben sorayım. AK Parti'nin Bayburt'ta en büyük kazançlarından biri Bayburt Üniversitesi'dir. Havalimanı yapılıyor. Bayburt oy veriyor ama bunun karşılığında da Bayburt'a destek çıkılıyor. Ama hiçbir Anadolu şehri aldığı hizmeti yeterli bulmaz. Daha çokunu ister. Çünkü sonuçta göç bir Anadolu yazgısı. Tek sıkıldığımız nokta ne biliyor musunuz? Bu her yerde geçerli. Liyakat çok önemli. Günümüzün en önemli unsurlarından birisi liyakat. Ben Bayburt'un bu son dönemde, devam eden hükümet döneminde
yıldızını parladığını, kabuğunu değiştirdiğini ama bunların yetmediğini görüyorum. Sadece görüntüyle, binalarla, şekillerle bu olmuyor. Bayburt'un başarı hikayelerine ihtiyaç var. Mesela OSB'yi iyi değerlendirmek, organize sanayi bölgesini iyi değerlendirmesi lazım. Mesela fabrika olsa veya atıyorum bir özel bir sektör olsa girsek çalışsak daha iyi olur. Valla Bayburt'ta ben en çok istihdam alanı, benim için de en çok istihdam alanı. O nedense hiç uğramıyor Bayburt'a. Bayburt'un en büyük ihtiyacı istihdam yaratıcı iş sahalarının oluşması. Birçok alanda güzel şeyler oldu, bunları başardık ama bizim buraya yapılması gereken işte organize sanayimizi geliştirecek, iş imkanlarını artıracak fabrikalar kurulması. Göçü bu şekilde zaten önleyebiliriz. Yaşam kalitesini yükseltebiliriz. İnsanların vazgeçemediği, artık göç etmek değil de göç alan bir memleket olmak istiyoruz. İşsizlik sorunu çözülmüş olsun. Mesela öyle, ben 10 yıl sonra Bayburt'u öyle görmek istiyorum. Ondan sonra güzel yatırımlar yapılmış olsun istiyorum. Yani insanlar burada eksiklik hissetmesin istiyorum. Yani Bayburt'ta her şey tamam, orası gerçekten güzel bir memleket. Hani maddi açıdan da çok güzel bir memleket olsun istiyorum. Yani 10 yıl sonra öyle görüyorum.